Aile Ekonomisi'nden herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün Reyhan Baysan yerine ben sizlere eşlik edeceğim Aile Ekonomisi'nde. Ve Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikte olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi. Sadi Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle biraz asgari ücret ve emekli maaşları tarafını konuşacağız. Çünkü ailelerin de aslında merakla takip ettiği, merakla bekledikleri bir konuydu ki geçen hafta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından aslında asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklandı ki dün de Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayına katılan Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Aslında asgari ücretin düşük olmadığını söyledi ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret olduğunu da söyledi Mehmet Şimşek. Ama bir yandan da baktığımızda bu hafta içerisinde gelen bir iki rakam var. İzninizle onları okuyarak başlayalım. Açlık sınırı Tabii. açıklandı Türk İş tarafından. Haziran'da 18.979 TL oldu. Yoksulluk sınırı ise 61.820 TL olarak gerçekleşti Haziran'da. Baktığımızda asgari ücret 17.000 TL. Dolayısıyla aileler nasıl yönetmeli bütçelerini hocam diyeyim ve sözü size vereyim. Valla zor tabii yani. Bütçelerini yönetmeleri konusu ciddi bir problem. Çünkü 19 bin diyelim biz isterseniz açlık sınırını, yani sadece gıda harcaması, yani yeme içme, yani bu sadece gıda ve alkolsüz içeceklere yaptığı harcamalar işte 19 bin TL olmuşsa, yani asgari ücreti aşmışsa artık burada diğer taraftan ulaştırması var bu işin. Konutla ilgili, kirayla ilgili kısmı var. Doğal olarak bunun yetmesi ve bunu yönetmek söz konusu bile olamaz. İki tane asgari ücret girse bile eve, bir de şöyle bir, geçen hafta da yanılmıyorsam böyle bir program yapmıştık. Konut harcamalarının payı özellikle belli kesimlerde %25'lerse, yani zaten dörtte biri konutla ilgili yapılan harcamaya gidiyor. O zaman zaten asgari ücretle biz eğer gıda işini halledebiliyorsak, o zaman diğer asgari ücretle de ev işini hallettik. O zaman ulaştırmaya bile para kalmaz. Dolayısıyla başka işe, eğitim, onların hiçbirisine para kalmaz. Bu çok ciddi bir problem. Yoksulluk sınırını görüyorsunuz. İşte rakam çok yüksek boyutlarda, 62 bin lira gibi bir, yani yuvarlarsak 62 bin lira civarında bir rakam. Dolayısıyla yoksulluk sınırının altında, zaten onu uzun süreden beri altındaydı. Ama açlık sınırının altında olması asgari ücretin, bir kere bu kabul edilemez bir durum. Ama diğer taraftan emeklilerin bazı, özellikle emeklilerin ki geniş kesimler aslında bunlar, bazı dediğimizde geniş kesimdeki, evet, emeklilerin de işte mesela geçen bir arkadaşımızla konuştuk, emekli bir arkadaşımızla 12.000 TL ücret aldığını, aylık 12.000 TL'ye geldiğini söylüyor aldığı ücretin. 12.000 TL bugün yani artık açlık sınırının çok çok altında. İşte bazı ücretler var, erken emeklilikte bazı ücretler var, 7-8 bin lira civarında alan emekliler var. Şimdi bunların tabii ki, yani erken emeklilik zaten kabul edilebilecek bir şey değil genel olarak, ama hadi kabul edildi. 7 bin lira, 8 bin lira gibi kök maaşlarla bu işin çözülmesi mümkün değil. Yani bütçeyi yönetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla zaten erken emekli olanlar ne yapıyor? Çalışıyor. Ama erken emekliler dışındaki normal emekli dediğimiz, yanılmıyorsam 9,5 milyon civarında emekli vatandaşımız var. Bunlar çok ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar. Ücretler belli ve hayat koşulları, yaşam maliyetleri ortada. Şimdi böyle bir noktada asgari ücrette bir düzeltme yapmama veya emekli maaşlarında düzeltme yapmama, bu kesimin satın alma gücünün daha da erimesi anlamına geliyor. Çünkü zaten 2021'den sonra TÜİK'in açıkladığı TÜFE'ye bağlı olarak, ki biliyorsunuz tartışmalı konu bu da, enflasyon rakamı da çok ciddi tartışmalara açık bir rakam. Şimdi böyle bir, zaten düşük gösterilen bir TÜİK üzerinden hesaplanan
emekli maaşları tabii ki yeterli olmayacaktır. Daha da sıkıntı yaşamaya başlayacak insanlar demektir. İşte biz asgari ücret maliyetleri yükseltecek. Tamam da bunun nereden, aslında bu ilişkilerin nereden geldiğine iyi bakmak lazım. Yani enflasyondan asgari ücret ödüyor doğru veyahut da enflasyondan ücretlere doğru bir geçişkenlik söz konusu. Yani enflasyon olduğu için insanlar ücret talep ediyor, ücret artışı talep ediyor. Yoksa emekli, asgari ücretli şunu bilse ki ya fiyatlar hiç artmayacak. Yani hiç kimse fiyatlar artırmayacak. Biz de size ücret artışı yapmayalım deseniz ücretli bunu kabul eder. Hı hı. Ama biliyor ki beklenti olarak da hane halkı beklentilerini de biliyoruz. Beklenti olarak da baktığımızda yani sürekli enflasyonun olacak. İşte en son elektrik zammı meskenlere biliyorsun yansıyacak olan tutar. %38. %30 yani tarımda tamam %30 ama hane halkına yansıyacak genel olarak %38, %85'i bu ülkenin neredeyse işte şehirlerde yaşıyor. Şimdi %38'i daha baştan kaybetmiş durumda olan bir vatandaş var. Bu şekilde baktığınız zaman yani gerçekten adaletsiz bir durum ortaya çıkıyor. Bir düzeltmenin olmaması ve bu konuda önünün kesilmesi çok ciddi bir problem. Bakın şöyle olabilirdi. Daha önce de yapıldı bu tür programlar. Dünyada da gördük. Şimdi bu bir toplumsal uzlaşmayla olur. Oturursunuz iş adamlarıyla, efendim oturursunuz devlet olarak. Oturursunuz işçi temsilcileriyle. Dersiniz ki herkes hedeflenen enflasyon doğrultusunda fiyatları belirleyecek dersiniz. Bir toplumsal mutabakat anlaşması yaparsınız ve hani nasıl kiralarda yaptılar %25 diye sınırladılar. Herkese dersiniz ki hedeflenen enflasyon %30. Dolayısıyla bu sene herkes %30'dan daha fazla ücretler artmayacak, işte mal ve hizmet fiyatları %30'un üzerinde artmayacak ve bunlar da kontrol edilecek dersiniz. Bu şekilde bir toplumsal mutabakatla bu sorunu çözebilirsiniz. Ama sadece fiyatı belirlenen, özellikle asgari ücret gibi veyahut da emekliler gibi, memurlar gibi, işte sabit gelirle çalışanların maaşları belirleniyor sonuçta. Yani birileri tarafından belirleniyor, kendileri belirleyemiyor. Şimdi kendileri tarafından belirlenmeyen maaşları orada tutacaksınız. Yani hedeflenen enflasyon doğrultusunda tutacaksınız. Ama herkes istediği gibi bir fiyatlama davranışına sahip olacak. Şimdi bu gerçekten adaletsiz bir durum. Burada daha fazla fedakarlığı sürekli aynı kesimden beklemek gerçekten zaten toplam katma değer içinde ücretlerin payının da biliyorsun sürekli gerilediğini biliyoruz Ece. Değil mi? Hı, yani doğru. Olarak diğer gelirlerle kıyasladığımızda özellikle sabit gelirlinin zaten gelirlerinde düşüş var. Bunun satın alma gücünün bir kere ne olması lazım? Korunması lazım. En azından şu andaki satın alma gücünü koruyabilirim. Artık geçtim yani geçen dönemden kalmış şunlar falan değil. Bu dönemdeki yılbaşındaki örneğin satın alma gücünü koruyacak en azından adımlar atabilmemiz lazım bizim. Ama bizim maalesef diğer maliyetler üzerinde hiç durmadığımız için sadece işçilik maliyetleri üzerinden hareket ediyoruz. Ama toplam maliyetler içinde emeğin payı nedir? Genel olarak bakılsın yani işte ihracatta baksınlar. İşte genel olarak bakın %20 civarında ortalama bir işçilik maliyeti var. Ama doğal olarak enflasyon olduğu için biz maaşları ve ücretleri artırma talebinde bulunuyoruz. Eğer enflasyon olmasaydı, böyle bir yüksek enflasyon platosundan geçilmemiş olsaydı zaten böyle bir 6 ayda bir ücretler belirlensin diye kimse ayağa kalkmayacaktı. Evet. Şimdi Avrupa'da yılda bir, 2 yılda bir, 3 yılda bir, Amerika'da 3-4 yılda bir saat ücretleri belirleniyordu. Şimdi onlar da ne yaptılar? Sürekli sıklıkla saat ücretleri belirleyerek en azından ekonomideki genel satın alma gücünü korumaya çalışıyorlar. Hocam, bu biz
Dün Buyurun. mesela Arzu Çerkezoğlu da yayında şunu söyledi, daha önce de söylemişti ama yineledi, 4 kere aslında asgari ücrete zam yapılmalı dedi. Yani buna katılır mısınız? Belli bir enflasyon belli bir düzeye gelene kadar. Ya tabii ki şöyle bir şey var. Yani eğer bunu baştan koyarsanız bizde şöyle bir problem var. Şimdi o kadar bir şey uyguluyoruz biz. Deniyoruz, yanılıyoruz. Sonra olmadı diyoruz. Bir de bunun yanında bir vergiyi koyalım diyoruz. Vergiden kime ne geleceği belli değil. Yani hangi kesime verginin işte dokunacağını bilmiyoruz. Hangi maliyetleri artıracağını veya düşüreceğini bilmiyoruz. Sonra oradan vazgeçeceğiz. Diyeceğiz ki veyahut da onu uyguladıktan sonra ya bir de bunun şu kısmı eksik deyip bir de başka bir tarafından tutacağız. Şimdi bu şekilde bir enflasyonla mücadele programı ortaya koyamayız. Yani bu aynı 2000 yılın 99'da IMF ile yaptığımız bir anlaşma var. IMF ile anlaşma yapalım demiyorum. Önümüzde bir yapılmış anlaşma var, taslak var. Ve yıllarca da bunu buna benzer programı uyguladık. İşte Kemal Derviş dönemindeki uygulanan programları uzun yıllar 2002'den sonra uyguladılar. Ve tek haneye enflasyon aşağıya çekilmişti o dönemde de. Şimdi bir toplu program olması lazım elimizde. Yani Merkez Bankası nasıl hareket edecek? Efendim maliye politikası nasıl hareket edecek? Yani bir istikrar ayağı olması lazım. Bir de yapısal dönüşüm ayağı olması lazım. Neler değişecek ekonomide? Örneğin rekabet nasıl artırılacak? Şu anda bir tekelleşme eğilimi var piyasalarda. Bu aşırı kar istekleri var. Bunu ve toplumsal, bir de bu işin üçüncü ayağı toplumsal uzlaşma nasıl sağlanacak? Böyle bir bütünlüklü program çerçevesinde hareket edersek en azından herkesin elinde ne olur? Bir kılavuz olur. Bu kılavuzu açar herkes. Der ki bak kardeşim biz enflasyonu şuna hedeflemişiz. Onun için atılması gereken maliye politikasında bu adımlar var. Biz işte hala kamuda tasarruf konusunu tartışıyoruz. Daha yeni işte güzel bir uygulama var. İşte kamuda daha fazla yani 3-5 maaş alan kesimin maaşının bunların kontrol edileceğine ilişkin bir adım atıldı mesela, güzel. Ama böyle o kadar bölük pörçük geliyor ki bu kararlar. Hadi olmadı oradan biraz daha. Hadi olmadı işte o zaman herkes önünü göremiyor. Örneğin vergilerle ilgili ne düzenleme yapacağız? Şimdi geçen yıl 2023'ün Mayıs ayında seçimler bitti. Haziran'da yeni yönetim oluşturulduğunda oturup birkaç ay içinde eğer biz neler yapılacağını anlatan bütünlüklü bir program ortaya koymuş olsaydık. Şimdi mesela geçen sene yatırım yapan adam belki bu sene teşvikler kalktı. Şimdi o teşviklere göre yatırım yapılmıştı. Veyahut da vergi oranına göre yatırım yapılmıştı. Daha öngörülebilir olması lazım diyorsunuz yani, değil mi? Öngörülebilir olması lazım, şeffaf olması lazım ve bir de sonuçta bak oldu olmadı hesap verebilirlik olması lazım ardında da. Yani herkes hedeflenen enflasyona göre hareket edecek diye bir toplumsal uzlaşma sağlarsa hiç kimse kafasına göre olağanüstü bir durum olmadığı sürece kafasına göre ben %38 elektriğe veya o arada bir de şuraya da bir zam yapalım gibi şeyler yapmayacaktı. Bu çok daha bütünlüklü bir şekilde, şeffaf bir şekilde devam edecekti bu olay. Şimdi bakın vergi o kadar büyük spekülasyonlar ortaya çıktı ki birçok insan işte bize de soruyor. İşte ailelerden de tanıdığımız arkadaşı ya vergi acaba borsaya etkiler mi? Şimdi borsayla ilgili aman şöyle gelecek böyle gelecek bundan yararlananlar borsada ne yapıyor? Spekülasyon yapıyor. Hatta manipülasyon yapıyor yani. Spekülasyon demeyelim. Spekülasyon zaten işinde var da. Ama bir de işin içine manipülasyon giriyor. Şöyle çıkacakmış, böyle vergilenecekmiş. Sonra açıklama geliyor. Yok ya böyle bir şey olmayacak. İşte bunları biz baştan bir takvim çerçevesinde ortaya koymuş olsaydık ve bunu bir kitaplaştırmış olsaydık herkes elinde neyi takip ederdi? Merkez Bankası ne yapacak? Efendim şu ne yapacak? Bu ne yapacak? Herkes ne yapacağını bilirdi. Ama biz tamamen işte şurada eksik kaldı. Burası biraz daha bastırılması lazım. Zorunlu karşılıkları bu hafta şöyle yapalım. Yarın işte kredilerde bu sıkılaşmaya getirelim. Bu tür konular konusunda bu kadar böyle hani belirsizlik ortaya çıkmazdı. İşte onun için de piyasada enflasyon beklentileri çok yüksek olduğu için
Ona göre fiyatlama davranışı oluyor. Ama biz geniş kesimlerin satın alma gücünün çok ciddi bir şekilde kırıldığı ortamda diyoruz ki yani biz size şu anda bu fedakarlığı siz yapın diyoruz bu kesime. Oysa o kesim zaten sürekli fedakarlık yapıyor. Dolayısıyla zaten bütçede hani biz burada anlatmaya çalışıyoruz aman bütçenizi düzgün yapın, işte elektriğinizi doğru kullanın, suyunuzu doğru kullanın, efendim ucuz olduğu zaman ürünleri alın, pahalı olduğu zaman alırsanız tabii ki bu yüksek fiyatlardan almakta zorlanırsınız diye bunları anlatıyoruz. Ama şimdi burada o kadar sıkışmış bir ortamda yani asgari ücretin işte açlık sınırının altında kaldığı bir ortamda veya emeklilerin oraya bile ulaşması mümkün olmadığı bir ortamda tabii ki artık hani bir tavsiyede bulunmak gerçekten çok zor Ece. Yani evet. Dolayısıyla burada özellikle ekonomideki karar alıcılara çok görev düşüyor. Artık önümüzü görmemiz lazım. Bu toplumsal mutabakat da olur. Bunun için de yani çıkın işte herkes ne yapacağını bilsin. İşveren ne kadar ürününü zamlandıracağını herkes o hedeflenen enflasyon doğrultusunda hareket ederse o zaman ancak hedefe ulaşırsınız. Yoksa bir toplumsal uzlaşma olmadan programın başarılı olma şansı ya olur mu? Tabii ki olabilir ama başarı şansınız çok ciddi bir şekilde azalır bu koşullarda. Dolayısıyla insanlar zaten günlük ihtiyaçlarını gidermek için daha az özellikle %80'lik bir kesim enflasyondan bunalan asıl kesim bu kesim. Bunlar daha az tüketerek, daha düşük kaliteli ürünler tercih ederek ve gerçekten çok ciddi hani kılı kırk yararak ne yapmaya çalışıyorlar? Bir şeyleri denk getirmeye, denkleştirmeye çalışıyorlar. Bütçelerini ayarlamaya çalışıyorlar. Ama burada da tabii ki biraz destek vermek lazım. Yani 6 Hocam. Ayda bir en azından %25 çünkü yani birikimli herhalde 6 ayda %25'lik bir satın alma gücü erimesi var. Yani bunu nasıl görmezden geleceğiz? Çok zor. Biraz destek vermek lazım dediğiniz için şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela yarın enflasyon 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte emeklilere ne kadar zam geleceği de belli olacak. Şimdi baktığımızda Çalışma Bakanı'nın açıklamaları arasında bir refah payı konusunun da gündemlerinde olmadığını söylendi. Ama bakıldığında işte biraz önce siz de bahsettiniz. Elektriğe örneğin %38 zam geldi ki bu 6 aylık enflasyona yansımayacak bir zam oranı. Çünkü dünden itibaren başladı uygulanmaya. Evet. Dolayısıyla burada bir refah payı beklentiniz var mı? Böyle bir şey gelme ihtimali var mıdır? Ne beklersiniz? Ya da gelmeli mi? Bence gelmeli. Yani şimdi tabii gelir mi gelmez mi? Hayır dediğine göre Sayın Bakan yani herhalde gelmeyecek. Asgari ücretle de bir değişiklik olmayacak. Ama yani çünkü öyle açıkladılar bilmiyorum yani asgari ücret gelmeyecek. Bir de işte zaten asgari ücretle de çok yüksek oranla rakamlardayız diye söyleniyor. Tabii dolar bazında düşünüyoruz. Çünkü enflasyon yüksek Türkiye'de. Döviz artmıyor yani. Döviz yatay seyrediyor. Dolayısıyla her şey pahalı ama kurda herhangi bir hareket olmayınca doğal olarak asgari ücretin dolar karşılığı ne yapmış oluyor? Aynı kalmış oluyor. Tamam da vatandaş bunu dolarla alışveriş yapmıyor ki. İş adamı değil bunlar yani. Yani yurt dışına çıkan insanlar falan değil. Buraya gidip markette TL ile alışveriş yapan insanlar ve her gün karşısına daha yüksek fiyat görüyor. Yani dolar bazında derseniz evet yılbaşından beri asgari ücret dolar bazında hemen hemen hiç değişmedi diyebilirsiniz. Veya %5 arttı dersiniz. Ama dolar aynı kaldığı zaman içeride enflasyon yüksek olduğu için evet dolar bazında aynı. Ama o dolar bazındaki paranın satın alma gücü ciddi anlamda ne yapmış? Düşmüş. Yani diyoruz ya işte yani dolarla mı alışveriş yapıyoruz? TL ile alışveriş yapıyor. İşte geçenlerde de Tantuni endeksi vardı bahsettik ondan da. Yani 4 yıl önce 17 TL olan Tantuni fiyatı şu anda 220 TL olmuş. Bir hocamız hesaplamıştı bunu. Yani dolar yaklaşık kaç katı oluyor? 10 katına yakın. 10 katın üzerinde pardon. 10
üzerinde artmış. Yani son bir yılda %110 artmış tantuni fiyatı. Şimdi son bir yıldaki enflasyonu biz işte 75 TÜİK'e göre bakarsak işte 75 en son 6 aylıkta değişecek tabii şimdi. Farklı bir rakam gelir. Yani dediğim gibi yani Sayın Bakan dolar bazında söylüyor. Asgari ücreti yüksek olarak görüyor ama yani içeride bu insanlar TL ile alışveriş yapıyor. Bunu unutmamamız lazım. Her şey çok pahalı çünkü. Bakın turist bile geldiği zaman Türkiye'yi ne görüyor? Dolar kazanıyor, euro kazanıyor. Geliyor Türkiye'ye, ya diyor siz çok pahalısınız diyor. Bugün bakın dolar bazında fiyatlar da arttığı için turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları da hep birlikte izliyoruz değil mi? Yani konkordato ilan eden şirketler var. Eskisi gibi işte gelmeyen, işte doldurma konusunda, oteli doldurma konusunda sıkıntı yaşayan oteller var şu anda. Bu bizim biraz da pahalı olmamızdan kaynaklanan bir durum. Bunları unutmamak gerekiyor. Evet, son böyle 1-2 dakikamız kaldı hocam ama 1-2 yine de öneriniz varsa neler yapmalı aileler bu bütçelerle alım gücü bu kadar düşmüşken asgari şimdi, ücret ve özellikle emekli için? Şimdi emekliler için de söyleyebileceğimiz şeyler, asgari ücretli için de söyleyebileceğimiz şeyler gerçekten çok sınırlı. Hani bir şey söylemek ama şunu diyeceğiz, uygun fiyatla ucuz bulabildiğimiz zamanlarda her şeyi mevsiminde tüketerek yapmaya çalışalım, tüketmeye çalışalım, almaya çalışalım. Ama dediğim gibi yani bu fiyatlarla ücretin yetişmesi ve gerçekten insanları hani düzgün bir şekilde beslemek, iyi koşullarda yaşamasını sağlamak kolay değil. Zaten erken emekli olanlara bir şey demiyorum. Onlar zaten çalışıyorlar. İkinci iş yapmaya çalışıyorlar. Özellikle ben istihdamın artırılması açısından da iş gücünün katılımı olması açısından da insanların gerçekten bir şekilde üretime katılması gerektiğini düşünüyorum. Artık mecburuz yani öyle tek bir maaşla, emekli maaşıyla veyahut da tek bir asgari ücretle bir evin çevrilmesi gerçekten mümkün değil. O zaman iş gücüne katılımını yapmamız lazım. Daha fazla artırmamız gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz yani aile açısından yapabileceğimiz tek şey bu. Şey diyemiyorum yani ya elektriğin bir tanesini söndür diyemiyorum. Zaten söndürüyor. Yani o konuda herkes bu konuyu halletti evet. Yani o tasarruf konusunu evet. Büyük ölçüde halletti. Evet. Ama bir tek işte iş gücüne katılımı artırabiliriz. Bu ailenin yapabileceği bu. Ama asıl görev evet. Bana göre tabii ki politika yapıcılarına düşüyor. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ve aile ekonomisini böylelikle sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.